çalışamazsın. Aa, nerede? Çok önemli. Göz bölümünde 10 senedir göz bölümünde çalışıyorum. Hangi hastane? Ben Şeraltık'ta çalıştım, Çamlı'da çalıştım. Şimdi benim küçük çocuğum var da. Allah çocuğum bağışlasın. Olduğu için evdeyim. Ya aradayım. Şu bir sene falan sonra tekrar devam. Ha, devam edeceğiz. Hı-hı. Şu an boşluktasın. Şu anda boştayım. Kendim çalışmıyorum, istemiyorum. Yani. Kreş zamanına kadar. Evet, adını söyle bakalım delikanlı. Benim Kuzey Minet Hocam. Kuzey Minet Hocam. İkiye gidiyorsun. Evet. Aferin sana. Kardeşin? Yavuz Koyan. Kardeşini seviyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar saat şu an akşamüstü. Ben şimdi söyleyeyim. Bu videoyu tabii yarınki gündüz videoma başına ekleyeceğim ben bunu. Ya başına ya sonuna ekleyeceğim. Kapı çaldı. Gelen... Fatoş. Hayranımızın. Çok hayatım ilk defa bir değişik bir şey yaptım. Çok çekinerek geldim. Yok estağfurullah. Yani evet. Şey birinci katta bir bayan vardı. Olmasa izninizi bilemeyecektim. Tesadüf ona karşıdan geldi. Şimdi buranın ev sahibi çıkanın zili yazıyor. Hı. Ama ben de uğraşamam onlarla. Hı. Sırrı sağır diye. Ve ablası Almanya'dan. Bu arada Almanya'ya da selam olsun tüm gurbetçilerimize. İsmin ne hayatım? O görüntü vermek istemediği için. Dedik sen dış ses ol. Kız ne güzelsin saçlar maçlar niye gözükmüyor? Gelsin abi. Ne olacak? Değişiklik. Ne var? Aha eşi falan belki bir şey ver ona bir şey diyemem. Gel benim sarışın gel, gelsin. Gel hayatım sen bana. gel. Geldim. Sokul sokul. Almanya dedik bir kahve içelim mi? Tabii ki dedim. Neden olmasın? Ablam aşağıda dedi. Tamam buyurun gelin dedim. Ben de vallahi şurada yatıyordum. Her zaman söylüyorum. O yastık hiç kalkmaz bak. Hiç yalan da konuşmam. O orada hep. Evet burası çekim. Burası dinlenme yeri. Burada Müki gelince o burada. Ben orada o burada. Elimizde kumanda. Aynen. Hadi YouTube'dan Türk filmi seyredelim. Öyle ama o hiç yani şey olmaz. Onu diyorum. Çökerttim kanepeyi. Sabit hep orada. Oturamıyor mu başka yerde? Gel buraya otur uzan desen. Hayır, illi. Bir yer belirledin mi orası. Bir de şey karşıdan televizyon tam net gözüküyor. Kız televizyondan değil. Yatak odasında da televizyon var. Koca yatan bir tarafını çökerttim. Evet, arkadaşımız göz hastanesinde çalışıyormuş ama ara vermiş. Şelale tıpta. Ama bak ya, sen ne lazımsın bana. Bak sen ne lazımsın devam bana edince ben. Hayatım sen çalışıyor musun Almanya'da? Yok. Benim küçük çocuk var. Ne kadar Allah bağışlasın. En küçüğü 6 yaşında. Ha, en küçüğü o kadar. Ötekileri 3 tane mutfakta demiştin. Ama biri 23 olacak. Diğeri de işte 15 olacak. Sen kaç yaşındasın? Küçük mü evlendin? Ben 41. Milyon tipli zayıf olunca göstermiyorlar. Evet. Yani 17 yaşında evlenmiştin değil mi? 18 yaşında. İşte ama erken doğan kuzuya da kurt etme. Ben de 16 yaşında evlendim. Sanki başım bacadan çıktı. Ama ben hala diyorum, bana diyorlar hani şimdi küçük. Yo ben tekrar dünyaya gelsem aynı yaşta aynı eşimle evlenirim. Ben de. Bak bunu söylüyorum da. Ben de çok. Ha, acı tatlı Allah günlerimiz oldu mu? Evet oldu ama hiç de saklamam. Acısı ya bu hayat doğanın kanunu olacak tabii. Aşırı dereceye gitmediği sürece tekrar aynı yaşta belki de 15'te evlenirim. O zaman biz eşlerimize bir selam söyleyelim. Ha, tabii. İyi ki varlar. Söyle adı ne? Benim Turun Güneş. Hangi otelde? Selektum'daki Aşçıbaşı Erman Acar benim. Aşçı mı? Aşçıbaşı. Ha, Erman Bey selam gönderiyor evet, size. Nerede? Manavgat'ta şu anda. Ha, Manavgat'ta iyi güzel meslek. Senin? Benimki de şu anda Almanya'da. Olsun canım. Sedat. Sedat Bey size de selam olsun. Aldım sizi. Baldızlar eşinizi. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi güzel kalplerinizden. Aldım onları. Sana şeker getirebilirim daha istiyorsan. Gel kahveye. Gerek yok. Canımsın benim. Ay maşallah. Ne efendi. Sakin. Ben utandım. Sen de selam söyleyebilirsin arkadaşın varsa. Görüşürüz. Kime gönderiyorsun? Bir ay. Kankamla. Adını söyle kankana. Selam de kankana. Can. Can görüşürüz. Can görüşürüz. Aferin. Günaydınlar. Hoş geldiniz gönlüme. Diyeceksiniz şimdi bu kadın nereye gidiyor sabah sabah. Aldım sizleri de yanıma. Çarşıda işim var.
çarşıda işlerimi hem halledeyim. Yürüyerek gidiyorum hem dedim yürüyüşümü yapayım. Oh millet, hava güzel olunca bak serilmişler. Güzel esiyor hava. Kaçmıyorlar da. Al işte. Ay 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 ay. Neyse yolumuza devam. İki işimi hallettim de. Birkaç işim daha var. Herhalde. Akşamı bulmadan hallederim. Sağda solda oyalanmazsa. İnşallah şimdi de. Çok ne güzelmiş ya. Yeni açıldı herhalde. Merhaba, ben Adem Kasap'tan. Ben artık bir örüngü kasap. Daha önce bir marka Antalya'ya uğrayacağım. Uğrayacağız diye. Ailemin ilk ötek evladı. 5 ayrı cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Diğerde kredisiniz de diyorum. Aynı zamanda da sen. Yavaş yavaş yürüdüm. Kimsesizler gelirken yoktu. Şimdi yavaş yavaş kalabalık başladı. Yukarıdan da aşağıya bakması ne hoş oluyor. Karşıda Malatya pazarı. Palancı. Malatya'ya selam olsun. Kanat alsam mı almasam mı? Yürüyerek şimdi tekrar döndüm, eve gidiyorum. Sabah biliyorsunuz ben boşver vazgeçtim. Kahvaltı yapmadan çıktım. Hayret ettim kendime. Dışarıda nasıl bir şey yemedim ama pardon. Simit aldım. Çünkü işim uzun sürecek. Elim ayağım titremeye başladı. Bir de içine krem peynir sürdürdüm. Oturdum bankın birinde yedim. Neyse evde bir şeyler yaparız ya. Kömürlü de pişmişi kanatın hoş oluyor da yok, dönmem geri artık. Denk gelirse. Yoruldum dedim şurada bir dinleneyim. Burası benim sabahları gelip az kaldı eve de yürüyüş yapıp da buraya geliyordum. Şurada spor aletlerine biniyordum.
Şimdi arada yapıyorum. Her zaman değil. Her zamana denk getirsen onu iyi de. Geçtiğimiz videolarda, yorumlarda arkadaşım biri demiş. Evde oturmakla olmaz. Git çocukları kontrol et. Kontrol edilecek yaşta mı onlar hayatım? Zaten eve gitsen evde yoklardır. Ecrin aşağıda, ablasının şey işi vardır. Dışarıda hayret bir şey ya. Neredeyse git salla ayaklarında diyeceğimiz. Anlatamadım gitti. Ay esiyor burası iyi. Bir de hızlı hızlı yürüdüm ya. Eve gidince şimdi. Azıcık kıyma çıkarmıştım. Bir köfte yaparım. Kanattan tereddüt kaldım. O da çok güzel koktu. Acıktım da. Yeter bu kadar dinlenme. Kalk kadın kalk. Bir haftalık yürüyüşümü yaptım. İşlerim de hep aksamadı. Rast gitti. Bugün öyle derler. İşleri ters gidildiği zaman sol tarafından mı kalktın? İyi giderse sağ tarafından mı kalktın? Aman işte batıl inancı. Gelirken patates, soğan alayım dedim. Bir de domates. Onları da koymadım. Evde gene patates, soğan oldu mu illaki bir şeyler yapılıyor. Onlar olmadı mı hiç olmuyor. Ne yapacağım? Şimdi videomuzun başında başlangıç güzel oldu değil mi? Ben dışarıdaydım. Dün zil çaldı. Öyle miskin miskin üstümden başımdan da böyle. Şuraya oturmuşum. Uzanmışım televizyon seyrediyorum. Akşam üstüne doğruydu herhalde. Zil çaldı. Hani Mükü olsa, kızlar olsa, torunlar olsa önce arıyorlar beni. Evde misin diye. Kim o dedim, bir ses geldi. Kim o diyorum. Baktım. Çıtı pıtı bir bayan. Buyur dedim. Fatoş'muş. Benim bazen dangalaklarım tutuyor buradan. Öpüyorum Fatoş'cum seni. Ayşegül'cüğüm ablası seni de. İnşallah doğru hatırlıyorumdur adını. Takipçilerdenmiş dedi. Böyle böyle müsait misin? Gelebilir miyiz dedi. Şimdi benim bazı insanın o anki şaşkınlığı gaf yaparım ya ben. Hani çarşıda Ülkü'yü ilk öpüyorum Ülkü'cüğüm buradan. İki gün oldu onunla da konuşalım. Telefonda. Evli misin? Kocan var mı? Dediğim gibi tövbe tövbe. Hani beraber takılırız demişti o da. Hadi direkt şimdi ben hani böyle oluyor. Şimdi mi dedim. Bak. Karşında konuşuyorsun. Hiç söylenecek laf mı o? Ha şimdi mi dedim. Ha, ablam görüşmek istiyor seninle sıkı takipçinim deyince bugün gidecek dedi. Almanya'ya dedi. Almanya'ya selam olsun tüm gurbetçilerimize tekrardan. Tabii dedim neden olmasın buyurun gelin dedim ben. Geldiler işte kahve, hoş sohbet. Baştan abla sarışın olan ablası. Görüntü vermek istemedi. Tabii saygı duyuyorum. Biz oğlan içi çektik onu. Hani çekiyor musun, çekiyor musun deyince öpüyorum buradan da o yavrumu. Dedim hadi gel bakalım ben seni istediği için çekilelim. Fatoş'un da şey yapmadı yani. Yok benim içi de bir sıkıntı yok dedi. Ayşegül'cümün içi de yok da sonradan katıldı aramıza. Hani hep ben diyorum ya... Saygımız sonsuz. Görüntü vermek istemeyene de tabii ki birçok arkadaş diyor sana gelen giden yok. Tabii ki var hayatım yine söylüyorum. Görüntü vermek istemeyenlere saygımız sonsuz. Ama Ayşegül'cüm sonradan aramıza katıldı o da. Çok memnun oldum sizleri tanıdığıma. Dokuma'da oturuyor Fatoş. Telefon numaralarımızı falan aldık. Aman sormayın bir hatıra fotoğraf çekilelim dedik. Fatoş'a dedim ki Fatoş sen de dedim bana da at fotoğrafları dedim. Onlar çekti. Aman gülmekten o kadar kötü çıkmışım ki o kadar Fatoş'a abla diyor gülmekten. Kız siz gene güzel çıkmışsınız. Ben gülmekten
bazen gelir bana öyle. O arkadaşlarımızdı. Büyük ihtimalle Ayşe Gülücüm Almanya'ya uçmuştur. Buradan selam söylüyorum onların hepsine de, öpüyorum onları da. Çünkü videolarımız biliyorsunuz geç geliyor. Oturduk, hoş sohbet, kafa dengi. Ayşe eşi, aman Fatoş'cum, tam kafa dengi o da. Herhalde büyük ihtimalle Berrin'cim, Ayşe Gülcüm çok sıkı takip ediyor bizi Almanya'daki. Fatoş'cum da yeni başlamış herhalde. Öyle anladım, kesin konuşmuyorumdur. Ay bir soluklanayım dedim hep. Aşçıymış eşi Fatoş'un. Bir isim söylediler, çok özür diliyorum, unuttum onu, ben de tanıyor musun dediler. Benim Berri'nin arkadaşlarından. Berri'nin videosunda görmüşler. Büyük ihtimalle herhalde eşi aşçı olan Fatoş kesin dedi, onlar dedi birbirini tanıyordur dedi. Vallahi büyük ihtimalle o aşçıysa o da aşçıysa tanıyordur. Ama bir bayanı görmüşler Berri'nin şeyinde, videosunda kesin dedi, onlar dedi tanışıyor dedi. Öyledir herhalde hayatım, ismi tam çıkaramadım şimdi. Yani arkadaşlar, dedim bunu videonun, yarınki videonun başlığına dedim koyarım bu sohbetimizi dedi. Yavrumuz çok istedi, kim bilir şimdi nasıl bekliyor yavrum benim. Şimdi diyeceksin sana ne alaka videonun şeyinde. Ben yürüyorum. Başlıkta kahve sohbet koyuyorum. Kalkalım şimdi mutfağımıza geçelim. Onu dedim size, kız parkta otururken de ben dışarıya çıkıyorum. Hayret. Ama zamanım yok, dişlerimi hallettim. Sabah biliyorsunuz kahvaltı yapmıyorum ben. Acıktım. Dedim oradan bir simit. Başta bir düşündüm hani bir yere oturup da böyle bir şey yesem mi diye. Dedim yemeyeceğim. İçine peyniri de bir sürdürdüm. Of, oturdum bankın birine, hem seyrettim sağa sola, hem simitimi yedim. İşim çünkü geç bitecek. Neyse ondan sonra işleri hallettik. Gelir ki kanatlarım, ama bir gün gideceğim alacağım. Bizim buralarda da hiç yok. Kömür de pişmesi de daha farklı. Tereddüt ettim. Alsam almasam alsın. Yürü faize dedim. Alma be. Evde yap kendin. Neyse bir şey diyecektim, demeyeyim. Hadi kalkalım şimdi doğru mutfağımıza. Lavaş aldım kendime. Şöyle içinde eti kavurup, kıymayı kavurup, tavuğu kavurup dürüm yaparım yani. 4 tane domates sayılı, ne yapayım, bozuluyor patatesle. Ay inanmıyorum, patatesleri işte onun için ben şeyden almak istemiyorum. Poşetlerin de sağlamlığına. Al. Eksen patates çıkacak. Şunları da dışarıya koyalım. Eksen patates çıkacak, patates. Aman ağlayacak. Hava güzel olunca bizim apartman sakini selamlaştık. Gerçi eşleri de araba yıkıyor da. Aşağıdadır. Şimdi hemen önce ben yeter bana şu kadarcık kıymadan. 2 köfte, 1 patates. Oh. Ne olacak? Evde patatesim kalmadı. Patatesim kalmadı diyorum. Böyle yerden dediğim gibi almak istemiyorum ama mecbur kalınca alıyorsun. Gelecekti güya. Feyza denk gelmedi. Aman anneanne şeyden alırız dedi. Yok ya alma. Ya baktım bir şey, sebze türü bir şey yok ki.
Cücüklenmiş o bile. Neyse. İşimizi görsün de. Ne yapalım? Bir tane yeter patates. Şimdi hemen köftemi de yapayım. İyi yürüdük. Şimdi köfte yapıyorum, aklıma geldi yine. Ay, adı aklımda değil. Arkadaş öyle demiş. Sen demiş, kendini demiş. Eti yapıyorum, misafire yapmıyorum demiş. Nereden biliyor? Nereden biliyor acaba? Patatesin büyüğünü seçtim ya. Yapıyorsun de suç yapmıyor. Ay ayaklarımın altı ağrıyor. Yarın şurada yukarıda da pazar var da. İşte yukarıya çıkarma sıkıntısı. Asansör olsa tamam. Ama zor. Allah büyük be. Ay perde neden pişirmiyor? Patatesleri duyar gibi oldu. E canım hep Ayfer'le mi olacak? Azıcık da Ayfer'siz olsun. Şurada. Şu an yeter buna. Çıkabilir miyim yarın? Çıkamazım. Gözüm de kesmiyor da. Şimdi bugün de biraz yoruldum ya. Onun da şeyi var. Bir yarın olsun da. Ne yapayım? Bir saatte yukarıya çeke çeke çıkarırım. Mükünün arkadaşlar demiş şey. Allah razı olsun, sağ olsun. Ne yapsın çalışmaya diye. Yok, çalışmadan da Mükü'ye yetebilir. Hem dedim ya, hem anneden alıyor, hem abimden alıyor. Yok, o dediğiniz rakamdan farklı. Alıyor. Canı sıkılıyor, evde durmak istemiyor. Ha, yeter mi? Yeter. Hesaplı gidecek olduktan sonra. Şimdi yumurtamızı alalım. Ekmeğimiz. Herkesin farklı farklı sıkıntıları var. Hayat. İtfaiye geçiyor herhalde. Rabbim acil şifalar işi ama ne itfaiyesi ya. Ambulans. Rabbim Allah'ım acil şifalar versin.
neden bunu Alper'e atmadı? Dedim hadi bunu da pişirelim. Başka ne koyacaktık buna kız? Az mı oldu ekmeği? Ay midem kuruldu. Şimdi yumurtanın küçüğünü nerede bulayım? Bu kadar kıymaya tabii ki o yumurta büyük güvercin yumurtası mı? Bıldırcın yumurtası. Dün kullandım en son maydanozumuz. Bak içinde bunun maydanozlu. Ne güzel olurdu. Ama maalesef yok. Ne yapalım? Olmasa da olur. Ay ay ay. Şimdi böyle bunu yaparken maydanozu da yok dedim ya. Geldi aklıma. Her hafta sonları babamız da evde olduğu zamanlar köfte yapardık. İçine patates rendeleyince çok güzel oluyor bunun. Yapan arkadaşlar vardır. Hani ekmeği çok az patatesle koyunca güzel kabartır. Hep sayılı koyardım çocuklara. Azıcık bir kıyma alırdık. Yarım kilo patates. Eğer o hafta yapamazsak hani kıyma alamadıysak patates köftesi yapardım. Birbirle konuşuruz onları hep. Patates köftesini yapardım. Ah. Hep kıyma böyle köfte yaparken aklıma o gelir. Yanmayasın sakın. Geliyorum dur. Az kaldı seni kısayım ben de. Hayat. Şimdi her şeyi alabiliyorsun, yiyebiliyorsun. Patateslerimiz pişti. Yani anlayacağınız köfte var mı? Var. Kıymadan olmazsa patates köftesi var. Yani illaki bir köfte var. Patates köftesini arkadaşlar da bana yap diyen arkadaşlar oldu. Zaten basit de çok güzel. Çok güzel oluyor o da. Ha yapacağım kız onu da yapacağım. Bugün. Dur. Bak şimdi canım ondan da çekti. Bakayım bu adamın kıyması güzelse dedim ya gözlükçünün o taraftan aldım diye. Oradan alırım yine. Aldığım yer biraz bozdu gibi geldi bana. Bir hoşuma gitmedi. Biraz daha. Anam aklıma geldi. Çeşit insanlar var. Hadi gençlere hiçbir şey demiyorum da bizim yaşımızdakilere o kadar sinir oluyorum, o kadar kızıyorum. Gerçi kızsam ne yapacağım? Ne? Adam üstüme çıkacak. Tövbe estağfurullah. Hadi gençlere bir şey demiyorum. Onlar genç. Yaşlı başlı adam karşıdan geliyor ama eli böyle. Mesaj çekiyor herhalde. Tam böyle görüyor. Yani ben de bu tarafa, o bu tarafa geliyor. Şöyle dedim, şu taraftan gidelim. Kenarıya çekildim. Adam önümü gelmiyor ya. Gene bu tarafa kaydı üstüme geldi.
Ya sabır dedim ya, ya sabır. Koskoca adam. Otur, mesaj çekeceksen bir yerde çek. Ya da aç, telefonla konuş. Hadi gençleri anlarım. Onlar genç. Ya sen? Çekil oraya, bir sürü bank var. Antalya Belediyesi oturup dinlenelim diye her tarafa bank koymuş. Otur, çek. Ben yolda yürürken bile nadir telefon çaldığımda yürüyerek, çok nadir. Bırak mesajı, zaten mesaj çekmeyi sevmiyorum hiç. Bazen öyle arkadaşlar ya da müdür de çok şey yapmaz da mesajdan yazarlar. Bir iki kere yazarım, ondan sonra bırakırım mesajı, hemen direkt ararım. Zaten gözüm görmeyip durum, mesajla mı uğraşacağım? Ben telefonla konuşurken bile duruyorum yani, oturma sandığında. Kafa önünde sağa sola çarpa çarpa geçirivereceksin şeyi, çantayı. Dünden maydanoz azıcık şeyim kaldı. Salata. Destur, bismillah. Destur. Bunun hepsini yiyemem tabii ki ben. Ben çok yiyor gibi gözüküyorum da arkadaşlar öyle görüyorsunuz beni, bazı arkadaşlar. Az ve sık yiyorum. Yani bu patatesin içine oturup gelirse gözlerim tavanı dikerim böyle. Yukarılara bakarım. Ha, ne oldu? 2-3 saat sonra tekrar az bir şey. Dokuz tane çıkmış. Hı, sen soğuk bakalım. Şu an şimdilik şu 3 tane yeter. Bunları da pişirip tabağa alayım. Sizi de karşıma alayım, oturalım hep beraber. Oh. Hem sohbet edelim, yine yiyelim. Buyurun arkadaşlar, hep beraber afiyet olsun. Dünden dedim ya, şeyim kaldıydı. Maydanoz salatam. Limonu. Bismillahirrahmanirrahim. Yetmezse alırız, bir bakayım şuna. Güzel. Bir seneden beri acıkmış. İlle bu ekmeğimi bir yere banacağım. Elimde değil, onda banılacak, yoksa salatam da var. Güzelmiş. Ay, tavuk köftesi de arkadaşlar çok güzel oluyor. Yapanımız vardır. Annemin bahçesinde, dedim ya, gezen tavuğu çoktu diye, ama Ahatlı'da yemcisi vardı onun bir tane. Ondan mevsiminde etlik isterdi. Kesimlik için. Onlar da maşallah 1,5 ayda kesime geliyor. 2 kilo falan oluyor ama onların yemleri ayrı. ...20-25 tane getirtir oradan. Büyüdü mü? Keserdik, koyardık dondurucuya. Ben bakarken sonra orada otururken ben de yapıyordum onu.
hani etnik olarak. Annem de pek sever işte, ben de yaşlandıkça anneme çektim eti, etsiz durmaz. İki gün yemedi mi? İçim koptu, içim. İçim koptu. Anlarım hemen öyle dediği zaman. Et türü bir şey yiyecek. O etliklerden göğüs kısmına. Blender'dan çekerdim, blender'da köfte yapardım. Tabii etliklerin tadı dışarıdakiler gibi değil, onların da tadı daha farklı. Ne kadar gezen tavuk kadar lezzetli olmasa da onların da çok güzel köftesi oluyor. Şimdi gerçi göğüs alıp yapsan da olurlar, tavuğun yanına da sokulacak gibi değil. Ateş pahası. Eskiden öyle miydi? Daha ucuzdu, uygundu. Yapardık onun köftesini de, süper oluyordu. Ama şimdi oho! Uçtu tavuklar, uçtu. Konar mı bilmem. Ya da nasıl konar? Çok zor. Hayat zor mor ama mecburen öyle böyle veya böyle bir şekilde alıyorsun. Kızarmış tavuk. Bir tane tavuk 150 lira. Kanat kızarmış 120 idi. Hani bir ara düşündüm alayım mı diye. Alsam yarım alacaktım zaten. Yarımı bile. Beş sene öncesi, dört sene öncesi diye 20 lira 30 liraydı. Düşün. Şimdi 150 lira. Ben tavuk kanat yiye bir gün uçacağım diyordum da vallahi ben uçmadım, yerimde duruyorum da şey uçtu, tavuklar uçtu, kanatlandı. İyi, bunu böyle şey yapacağım, ne yapayım, alışkanlık. Arkadaşım bir de geçtiğimiz videoda o hazır yufkadan börek yaptım. Herhalde o şey yapmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Bekliyordum diyor yorumlarda. Dur bak şimdi ne zaman başlayacak elinle yemeği diyor. Mı şey bu elle yemek? Ne olacak ya? Eskiden kaşık mı vardı? Vardı, tahta kaşıklar vardı. O tahta kaşık da insanın ağzına nasıl girecek? Çorba için. Ay. Ay, Allah da sizi güldürsün değil mi? Çorba, tahta kaşık, çorba deyince. Sen her şeyi elinle yiyorsun. Bir çorbayı çorbada kaşık. Demiş arkadaş. Ya Rabbi şükür, elhamdülillah. Allah'ım bu günlerimizi aratma. Olmayanlara da ver ya Rabbim. Olmayanlara da ver. Yakında
Çorbada da kaşık kullanmayacağım. Kupalara koyacağım. Ay ağlamakla gülmek kardeş, tövbe tövbe estağfurullah. Başladım gene. Başladım yine gülmeye. Aman gülmek bana yakışıyor be, hepimize yakışıyor. Kime yakışmıyor? Boş ver, patlat kahkahayı gitsin. Öyle derdi annem. Sohbet ederdik, bir şey söylerdi. Annem de çok güldürürdü. Sen gülmeye başladın mı? Gördün mü dedi, bir kilo pirzola yedim dedi. O da hemen ete bağlardı. Ay nur içinde yatsın. Yemekte yedim ya, ayaklarımın altı sızlıyor hala. Gördün mü, sana bir kilo pirzola yedirdim derdi. Hani ille ucunu ete bağlatırdı o da. Nurlar içinde yatan nem. O öyle diyor. Yakında onu da kupadan içerim. Benim ablam kupadan içiyordu çorbayı. Gerçekten. Hani benim şeker koyduğum şu kupalar yok mu? Göstereyim. Gerçi gördünüz de. Aynı şöyle iki tane kupası vardı. Sırf çorba için aldı. Biri şeydi, mor rengiydi. Öteki de böyle yeşil miydi acaba ya? Çorbayı yaptığı zaman sıcak sıcak hem iyice doldururdu. Ondan içerdi, ondan dedim. Yakında benim evde kaşık çatal görmeyeceksiniz. Onu da kupayla içmeye başlayacağım. Sen sadece, ya onu değil demek istiyorum. Elhamdülillah. Ay. Bu kadar mı yani? Tuhafımıza mı gidiyor diyeyim, ne diyeyim artık? Yani elle yemek yemek bu kadar şey mi yani? Ne var? Şimdi oradan çıkacak birisi diyecek ki, ha ne münasebet görgüsüzlükle ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Öyle daha çok tatlı geliyor bana. Bak, ben ekmeği bir şeylere banmadan olmuyor. Kattım işte dünkü kalan maydanoz salatama bandırıp bandırıp öyle yedim. Ne yapalım, herkesin değişik değişik huyu var. Ama kim ne derse desin, adam sen de. Oh, karnımızı da doyurduk. Allah'ımıza binlerce şükür. Kanepeye gidip uzanma zamanı geldi. Şey, dün, o gün gelen Fatoş'la şeyi de söylüyorum. Ayşe Gülcüm'e çok tatlı kızlar canlarım benim. Sabit herkesin huyu. Onlara da söyledim. Koltuğu çökerttim dedim. Onu benim kızlar da fark etti. Kaş kanepeye Mükü geldiği zaman uzanıyor ama ben evde yalnız kere. İlla ki orası. Bak hani yastığı oraya koyuyorum, yastığım oradan kalkmıyor zaten. Kızlara da söyledim. Çünkü kanepe böyle, o tarafı daha alçak. Ya şuraya koy. Hayır. Öteki kanepeye geç. Hayır. Kesinlikle illa ki orası. Onlara da dedim, kanepeyi de çökerttim dedim, tövbe tövbe, öpüyorum buradan tekrar onları. Şimdi onu diyecektim, şimdi doğru elime ağzımı dişini fırçalayıp kanepeye, ayaklarımın altı sızlıyor. Yavaş yavaş gidelim. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.